Ana haber başlıyor. Son yıllarda tarım, turizm ve savunma sanayinde ilişkilerini güçlendiren ve dünyanın da dikkatini çeken Türkiye ve Rusya yeni bir iş birliğine daha imza attı. Antalya'da gerçekleştirilen ve Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'la Rus mevkidaşı Alexander Novak'ın katıldığı Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 16. dönem toplantısında önemli anlaşmalara imza konuldu sayın seyirciler. Bakan Pekcan ve Rus mevkidaşı Novak bakanlıklarıyla ilgili işbirliği protokolü imzalarken iki bakan karşılıklı olarak iş adamlarına ülkelerinde yatırım yapma çağrısında bulundu. Değerli konuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sayın Alexander Novak salonumuzu teşrif etmişlerdir. Arz ederim. Türkiye Rusya ve Rusya Türkiye İş Konseyleri 20. Ortak Toplantısı Ticaret Bakanı Rusar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novan katılımıyla gerçekleşti. Kalmanızı istirham ediyoruz efendim çünkü imza Değil ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pekcan, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki yakın komşu ve iki ticari partner ilişkileri düzeyinde olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarındaki küçülmeye ve dünya ekonomisindeki küçülmeye rağmen ihracatını arttırmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bakan Pekcan, iki ülke iş dünyası ilişkilerinin artması için hükümetler olarak desteklerinin süreceğini vurguladı. Ee, ekonomik ilişkilerinin, ticari ilişkilerin önü son derece açıktır ve çok ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Biz hükümetler olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Ama iş siz iş insanlarımıza düşüyor. Bizim verdiğimiz desteklerle iki ülkenin ticari hacminin ve karşılıklı yatırım imkanlarının artırılması için sizlerin yapacağı çok şey var. Biz de bunların destekçisi olacağız. Ticari verilere de inen Pekcan, 2018 yılında ticari verilerin 25,7 milyar dolara ulaştığını aktardı. 2012 yılında 33,3 milyar dolar olan ticaret hacmine en kısa zamanda ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Pekcan, iki devlet başkanının verdiği hedefler doğrultusunda bu hacmin 100 milyar dolara ulaşması gerektiğini vurguladı. Bakan Pekcan, ticaretin önünde birkaç engel olduğunu da sözlerine ekledi ve neler yapılması gerektiğini söyledi. Bizim ee, 3.4 milyar dolar İhracatımız 22.3 milyar dolar ithalatımız bulunmakta. İhracatımızı ve dış ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturabilmek için şüphesiz ki arkadaşlarımızın da üzerinde durduğu üzere bu karayolu katolarının ciddi oranda artırılması ki Ulaştırma Bakanlıklarımız arasında bu yönde ciddi çalışmalar var. Bunun dışında bu Gelencik Limanı'nda iki yıllık bir tadilata giriliyor. Karkaz Limanı'nın şu anki altyapısı yeterli değil. Bunun altyapısının tamamlanması, Roro -ro hattı kurulması, belki Novorosis'te imkanı olursa bir hat tanınması bizim ticaretimizin önündeki engelleri azaltacaktır. Rusya'nın dünyadan elektrikli alet, inşaat malzemeleri, mobilya, işlenmiş tarım ürünleri, ilaç ve kozmetik ürünleri aldığını dile getiren Pekcan, Türkiye'nin bu ürünleri bütün dünyaya en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihraç ettiğine değindi ve Rus iş dünyasına çağrıda bulundu. Türkiye'de tam bu ürünleri bütün dünyaya en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihraç ediyor. Ben buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum. Uzaklarda aramayın. Kalitede, uygun fiyatta burada. Buyurun iş adamları da burada. Bu işbirliklerini artıralım. Ticaret hacmimizi karşılıklı olarak artıralım. Pekcan en önemli gündem maddelerinden birinin yerel paralarla ticaret olduğunu ve bu konuda Rusya'nın desteğini beklediklerini söyledi. 2018 yılında ee, Rusya Federasyonu'na yaptığımız ihracat bir önceki yıl yüzde on bir, bir sonraki yılda yüzde on ikisi e, yerel paralarla olmuştur. İthalatım, e, ihracatımızın yüzde on ikisini yerel paralarla yaptık. Ancak ithalatımızın ancak binde beşi. Bu konuda Rusya'dan da yerel paralarla ticaretin artırılması yönünde katkılarını bekliyoruz. Mirkart'ın kullanımının Türkiye'den Nisan 2019 itibariyle arttığını ve şu anda 4 milyon lira hacme ulaştığını belirten Bakan Pekcan, Rusya ile en kısa zamanda 2015'teki vize serbestlisine dönülmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Novak'sa ülkeler arasındaki karşılıklı güven arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade ettiği konuşmasında dün vize konusunda bir adım daha atıldığını ve özellikle ticaret engellerinin kaldırılması yönelik bu adımın bugünkü toplantı için güzel bir hediye olduğunu vurguladı. Değerli basın mensupları teşekkür ederiz. Konuşmaların ardından iki bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole imzaları ise Bakan Pekcan ve Bakan Novak attı.